Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglovchi do'stlar. Biz faxrlik yozuvchimiz Xolida Isroil yozgan Oltin kesh romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda hadiyaning totib chiqarilgan yerlarini o'qib o'tgaydik, endi davomini o'qiymiz. Bir kuni qizil qo'g'dug'uchlar kirib uyimizni oqtirishga boshladi. Ular shunchalik astoydil, inchikilik bilan oqtirdiki, jinoyatimizni isbotlaydigan biror material tepish uchun yerga yotqizilgan xishlarni qumurdi. O'choqdagi kulni, chilakdagi axlatni matalab ko'rishdi. Chamadan sandiqdagi kiyim-kechak, yig'ilgan yotqan ko'rpalarni chuvib, kitoblarni birma-bir varaqlab ko'rishdi. Oxiri, uydagi mavzudan tanlanma asarlardan boshqa barlik kitobimizni harvoga bisib, ab chiqib ketdi. Mektep meydanına sim tartıp, Mesud içkimizden bağlıq söyret, kiyim keçeklerimizni, minin iç kiyimlerini arğamçıga yiyip saza yıkıldı. Adet ikice kostum yokka ya ki şim, çıraylıqraq könlək, yipek iç kiyim, uzun paypaq, igiz başlıq toplay digerler bizden burcu aziyetçe turmuş adetimizden paketi boldi. Şu çağda uçamda güllük kaltiyan könlükün bar idi. Kürash qilinib qalsam chechimga esli bilishmisun deb chechimni ching turib egiz qilib tugib olgan edim. Ikki qizil qo'g'dug'uchi qizmini oldiga silib bozorga ilib chiqib, shim oldirib zo'rlab kiydirib qo'ydi. Odatdagi shimlar menga qisqa kelib qoladdi. Amalsiz shimning oyog'iga boshqa raqni ulab kiyib yurdim. Ular bantikli olgan chechimni tortib chuvib, beshimga taqilgan qisqush targ'oqlarni sundirib etishdi. Chechimni qoychi bilan egiz pas kesib, qirqimchash qilib qo'ymoqchi bo'lishdi. Chechimni qirqayotganiga chidamay, fursat tepib orqa eshik bilan bir dehqonning uyiga kirib, "Mana amsa" deb bishimni tushirib tutdim. Har qitim aynak qarsam ko'nglim bekmi yerim bo'ladi. O'ruqlab sarg'ayib ketgan chiroyim, chossiz turqum bilan tulumu ko'rimsiz ishib ketgan edim. Mas'udmu chashlarimdan ayrilib qolganimga chidamayli qoldi. Mening quyuq uzun qo'ng'ir chashlarim bekmu ko'rkam edi. Ikki o'rib qo'yvassam-u, egiz o'rib bantiklab olsam-u, bek yarashatdi. Mas'ud bu chashlarimni chuvib, alqonlari orasiq ilib silashni yaxshi ko'ratdi. Man amdi, ayshu chashlarimdan ayollik zibbu zinitimdimu ayrilib qolgaydim. Yana bir turib amli kurash qilinsam esilib olgan chechimning bo'lmog'inimi yaxshi bo'ldi deb o'z-o'zimga tasallimu berdim. Chunki esiyanchilar bizni xolgan chaqda ab chiqib, kurash sazo yiqiladdi. Chidab turg'usiz izo ahonat, dushkanlashlarla emas, urub quchoqdashlar bizga har vaqt hamroh edi. Kurash qilayotganda beshimizni pastga bisib turish yoki ushtum-tut ko'tartish uchun ular ko'pincha chechimizni qamallab tutib oladdi. Bizning naqadar qiynaldiganligimiz hech kimning xiyoliga kirib chiqmaydi. Kurash, sazoyi qilishlardan bo'shagan vaqtlarda maktab ichida yoki maktab dehqonchilik maydonida amga qilatdik. Keyin nohiya yo'lini yasash, nohiyaning nuqtaliq suv qurilish amgaklarigimi qatnashdik. Kichigimdan amga qilib boqmagan tovu noziklardan bo'lmaganligim uchun nini amgakimni chidab ketdim. Faqatla nohiyaning suv ombirini yasash amgiga qatnashgan kunlarimni o'ylasam, hozirmu tinim jug'ildab, yuragim silib ketadi. Chunki u kunlar bir inson, bir ayol oson bardoshlik bera olmaydigan og'ir jismoniy amgaklar ruhimda emas, jismimdimu o'chmas izlarni qoldirgan. U qahraton qish oylari edi. Dalaning sug'oq shamoli jondan o'tatdi. Tog' bag'ridagi topa do'ngda gurjak tutib turgan ikki er kishi harumizga topa usib beradi. Maktabdikilar Sanjasun 3 kishilik guruh deb atilgan Risolat, Zora va men uchimiz ishak bo'lib harvoga qatiladdik. Buyum egiz, qovulroq bo'lganligim uchun men o'tirga qatiladdim. Xelila egiz ham uzun do'ngdan pastga tushguncha harular oldimizda o'zimiz orqada bo'lib qoladdik. Keyinimizga har qancha dojib olsak mu harva so'rab ketib, o'zimizni tutib ololmay yugurishga majbur bo'laddik. Yugurish toza palliga chiqqanda xuddi harva bilan billa mulaq etib tushdigandek tuyulib, qo'rqinimizdan ko'zlarimiz aloq-jaloq bo'lib ketatdi. Pastga tushganda gajgimizdan besib turgan eg'ir harvani so'rab, bir hozo harvani oldiga o'tib mo'ngatdik. Su ombirining yana bir qishig'i chiqquncha harva butun eg'irligi bilan bizni kelimizga ishtiratdi. Yana harva beshimizga o'rilib tushdigandek vahima ichida qolatdik. Hosirab ho'midab qora terga cho'milatdik. Terlerimiz paxtliq chapallarimizni ho'l qilib yetatdi.
Birer yerimden oldurup aram alsak, sukamdap kılıçtın korkup aram almay işle verettik. Muşundak yürüp yürüp künige 20-30 kıtım topa tuşidigalığımız üçün tüşkice kursaklarımız içip kukarap getetti. Şu küllerde iştahayım şüncilik içilip ketkeydi ki, etiyelik çaydıla 3 sağırını körmüdüm dep soğut ettim. Erler 5-6 niyetti. Aradaki bir küllük, yerim küllük dem ilişlerde öyge gelsem, Mesut bana uzağa karap gitip, ''Hediye, sen kündün künkü özgürüp gitu adı sen.'' deydi. ''Kandak özgürüp adı men.'' dep heyran kalattım. ''Özün sezu adam sen kin, mühçüyüp mağdıgan bulup kaldın, mücazın mu kopalışıp kaldı.'' ''Mən bilmeymen emez, sinin kılı atkının er kişilerimi çidiyalmaydıgan eğir iş.'' İmkan bolsa sinin orunğa berip men işlisem deymen. Sana işçim ağrıydı, lekin ahmal yok. Şundaqtı mı men ilgiriki hediyeni yoktup koymasam deymen. He, medikar ayarlarına okşap kaptı men mu? İngişip bağıdıgan bulup kaptı men mu? At işeknin işini kılvatkan adam, İngişip mühçüyüp kalmamdı. Közünge set görünüp kalgan bolsam, çıraylıkını tipi alar sen, dep kıyda ettim. Bir kıtım keçide Mesut bilen balalar uxlap kalganda, kimimni silip tamğa isiqlik durgan yumulaq aynaktin bədinimni körmekçi boldum. Xuddi yuyunu atkan çağlarımdikidek, kollarım bilen köksümünü tosup durup aynakke yan tarafdan nazar saldım. Derizdin düşüp durgan süttek ay yoruqıda yalanaş denim up uçuk körünüp duratdi. Aynak igizde bolğalıqtı mu, mürem başkıçken, dümbem aldığı igilip kalganda görünüp ketti. İşkilinip durup, kollarımni pes küçüşürdüm. Uzaktan buyan liptik takımıgan köksüm mayus islip durattı. Bellerimden ekme sizigi yuqap, er kişinin belide kopal, tüz köründüğen bulup kalgaydı. Kalt iştandan çıkıp durgan pacaklarımda küçe sebebiden köpüp kalgan köküş tumurlar əgir bügri bulup körünetti. Bürcü putum huddi gürcekte ken ve kopal. Könlüm yerim bulup iş könlügümünü derhal kiyip aldım. Yalanaş putlarım bilen soğak yerini desep oldurup, ün çıkarmay yığıldım. Tuzluk köz yaşlarım mağızımını höllep ağzımğa ekip kiretti. Ya ki boynumğa. O yerden iç könlügümünün meydisige ekip düşetti. Kaçanlardın dur, arkamdan ağınıp durgan soz korek avazı toxtap, Mesut küşlü kolleri bilen meni tartıp yeniq yatkızdı. Küçük balını aldap atkan dek aldap, köz yaşlarımını sürtü atkan çeğda yığam isedeş gözgerdi. Mən amansızlıktın. Bütkül dünyadın azar yegellik kimdin. Sözlep tüketkil bulmaydıgan nurğun nurğun sebeptin yığlaydım. Mesut müremni silap durup. Yığlama hediye. Minin könlümde sen yenilha güzel. Taşkı görünüş vakitlik. Kalıp güzelliği mengülük. Sen menin mengülük hediyerim sen, dedi. Onun muşundak sözleri men üçün gayet zor tesselli idi. Su ambarı kuruluştaki emgektin kaydıp gelgen künüm, iş uğrunda işletgen kigiz, keçek, yotkan körpülerimni aptapka yiyip, emgekte kigen kiyim keçeklerimni yuyuş üçün daskıçılap koyup, əmdala oltursam, işik tüyüde birisinin karısı körüngen de kıldı. Adette bizden bu cin şeytanları ailesiye mini başkurduğun esyançı aktiplardan başkalar kirmeydi. Kimdu deyip dursam, xat tarqat kuchi ayal işik yuçuqdan bir parça xatni taşlı ütüpla ütüp ketdi. Sınlımdan kelgen xat işken, xatni derhal açtım. Xatta inimden vabat bulup ketkenliğini yezipdu. Xatta yezilişçe bu kıtımkı herkette karamayda okutkuçılık kıladığan inimmu tartıp çıkırılgan işken. Onu esyancılar mektepte sulap koygan işken, bir günü okutuşlardan biri girip, ''Hey alim, ertesilerden koçada sazayı kılıdı. Sana bir metrelik uzun kalpaktan birini yasap koydu.'' depti. İnimnin boyu 1.92 metre keletti. O bu gepni anlap. ''Bir metrelik kalpaktan kiyip, 3 metre bulup, stolba bilen ten mağındıkemende.'' dep külüp koyuptu. Aktiplar sırttaki öyge yığılıp, külgi çakçak bilen karta oynaşkı başlaptı. İnim karıtığa özün taşa bir dem hiyal sürüp yatkandın kiyin, orundun durup, yeniden kalem kağız çıkırıp. Kadırdan dahimiz mavcuşi. Bizden bu yerde bulu atkan işlerini bilemdiğansız.
Bizning bu yerda yaxshi odamlarga uval qilinyotdi. Bizning hech qanday gunohimiz yo'q edi. Biz nima sababdan xizmat qilish, erkin yashash huquqimizdan ayrilib qolamiz? Nima uchun kurash, tanqid, sazoyi qilishlarga uchraymiz? Nima uchun zodi nima uchun deb yozib, xatni chiroyli qatlab, ustelga qo'yib qo'yibdi. Odatda o'quvchilarning chechini ilib qo'yish uchun doim hinda saqlaydigan ustara bilan bo'yin tumurini kesib, karvatqa yiqilibdi. Uning bo'yindan etilib chiqqan qon yotqan ko'rpilarga tomg'a chachirab hamma narsini qizil qo'yibdi. Qaravonlar sirtqi uyga yig'ilib qarta o'ynayotgan ekan. Ichki yuchiqdan anglab turgan varangchurun kulkichaqchaq ichida inim bu dunyo bilan xo'shishibdi. Inim uyg'inishga intilgan kitob xumar oq ko'ngli dedi. U ota-ona urug' tuqqanlarga emas, o'quvchilarga mu kuyinatdi. Qiyinchiligi bor ballarga yordam qilib turatdi. Ajiba uning boshqalardek o'ynab yurmay uyg'inishga berilgini, kitob o'qig'ini gunohmi? Inimning ko'nglini men shunchalik tushunatdim. Chunki ikkimizning mijozimiz o'xshishib ketatdi. Men mu uningdek berilib uyg'inatdim. Kitob o'qishni yaxshi ko'ratdim. O'z xizmatimga borligimni bexishlig'a edim. Amaldorlarning orqasini paloqlab yurishga vaqtim yo'q edi. Shuning uchun men mu gunohkor bo'lib qoldim. Izo ahonat Xorluq çekidin işib, dünya gözümgə dozaq bulub görüngən çağlarda mən mu ülüblə qutuluşunu oylıqan. Bir qıtım qızımnın çeçini silab durub. Qızım, mən yıraq bir yərgə kitimən, qaytib kilelmisəm ufqanğa obdan qara. İşkinlar dadanlarının kipini ahlanlar, yaman ballar bilən oynumanlar, digə idim. Qızım xuddi bir işini səzgəndək məni məhkəm qucaqlılıb. Yoq, opa, ish nerga ketpa? Kessam biz nima ilib ket? Deb yig'lab turib olgan. Quchog'imdagi o'g'limni qirqirab yig'lab ketgan. Bolalar meni bu yo'ldan qaytirgan. Ah, mening aqlli tilkash inim. Sen menga shunchalik kuyinatding. Ko'nglimning yerimligini ko'zim qarab da bilib olatding. Doim mendan ansiraytding. Men oxir qitim yurtqa qaytqanda men bilan paranglashmoqchi, menga yurak so'zlaringni aytib bermoqchi bo'lgan. Ammo men aqlsiz ojang oldirabda ketib qoldim. Bir ikki kun kechikib mangan bo'lsam, ko'nglingdagi gaplaringni anglab, qayrindoshli qalbim bilan senga mehr va ishonch ota qila olgan bo'lsam, naqadar yaxshi bo'ladi ha? Siz shuni mi qila olmadim? Bu dünyanın bunca vapasızlığını oylab yetelmedim. Ah, minin vapadar ufkam, əqilsiz acan keçürersem mi? Mən inim üçün hazırçı bağırab yığlayalmaydım. Tüet adamını çağırıp Kur'an okutalmaydım. Pekat buruqdurumu bulup, ünsiz yığlab, içimden tükşüp getgeydim. Şu vaqtlarda hech bir gunohsiz shahar aholilarimi har xil bahona sabab bilan uy makonlaridan quvlinib yeziga tarqoqlashtirilayotdi. Bu shamol mening bolalarimni beqotgan ayolg'imi keldi. Uning bilan jafoliq kunlarda hamdan bo'lishib, urug' tuqqandek bo'lib qolgan edik. Yolg'iz bechora yezda qanday qilar? Men bolalarimni qanday qilarman? Deb g'am qilib yursam, Menimu balalarim bilan maktab dehqonchilik maydoniga haydashdi. O'rin ko'rpa laquluqlarimizni harvoga besib ilib ketishga edi. Ularga balalarimni olg'ash ketinglar deb shuncha yolvorsam unimedi. Amalsiz balalarimning birini ko'tarib, birini yetilab 10 kilometr yo'lni piyoda minishga majbur bo'ldim. O'g'lim simiz xeyla og'ir edi. Uni ko'tarib bo'lmay yerib ketsam Xeylila iş uqub qalgan qızım harğınımdan tərləb, qızırıb ketkidimgi qırmay. Oppa, yerib kettin, əkila fıqqamni, mən kütürəy. Dəb minin harduqını çıqıratdi. Ana bala üçümüz bu yolunu bir gün mınıb, dehqancılıq meydanıqa kəş bulğan yetib gəldiq. Aşqanın yindiki kiçik qırangu bir eğiz kəpini bizge təyarlab qoyubdu. Öynin tamlerinin topa tükülüb durdu. Parç burat taxtay bilen kona pənərkidin yasalgan işik zadıla çın yipilmaydı. Bunuq amal yok. Muşi kəpide bir nimlər qılıp can bekışımız gerek. Yotqanın bir tutan paxtısını çıxırıp, pilik işip,
düm kömtürlügen piyalının oyma yerige aşkanı elip çıkan iki kuşuk yağını koyup kara çırak yasıdım. Karı çırağının yoğurkıda yerini seyirip süpürüp, üstüge kigiz keçeklerini silip oru rastladım. Yerip getgen balalarım teyze uykuk getişti. Men tonluktun körünüp durgan bir netçe yıldızıga karab inimni, yaşınıp kalgan ata anamni, öz ehvalımını oylap, hiyallarımni, bir başka ilip çıkalmay, tohtumay xursınıp uzakça uyguk yattım. Ertedin tartıp tügmez emgekke çüşüp getimen. Belkim yazıca muş yerde turup kalar men. Bu yerden kaysam yine bir emgekler beni saklap durdu. Kiyinki ömrüm muşundak öter mi? Bu küllerinin ayığı nereden çıkar? Men o yerde işlevatkalarga tamak itettim. Eğir ayak işgeldiğimge karmay, seher turup yoğan çileklerde su tuşup küplerini toşkız attım. Eltigelik tamakka ülgürtüp, nay yıkıp çay kayıntattım. Küşte, bazda keşte aş itettim. Birden bir kar bulup kalsam, etraptın termeş derip otun yığattım. Hizmetim cephalık idi. Lekin her kanca cepha tarsam mı, balılarımdan yenimde işgeligidin hoşal idim. Mesut mu pat patla bizni yoklam kilip, ədsi seherde kitip kalatdi. Mən dihkancık meydanda işlevatkan yili 1970-ci illeri bozu gerek, Kaşgar Vilayetlik İnkılabi Komitetinin 3 adımı bizni yoklap geldi. Ular mendin Kamal bilen Nuriye'nin Ürümçide okuvatkan çağlarında birer teşkilatka katlaşkan katlaşmağallıqı. Altınkeş namlıq dramının kandak dramı iş geldiği. Onunla katlaşkanlarının kiyin kandak bir taraf kılıngalıqını sordu. Mən onlara eyni ehvalini, yani hiç kandak teşkilatdan mevcut emesligini, bizge hiç kandak çare körülmeyeligini eğitip, Kamal bilen Nuriye'ni küçümden barıca aklıdım. Ve aynı vakitki sınıf mesulümüz ve fakültet rehberlerinin ismini eğitip verdim. Onlar kaydırdığın çeğde özlerinin ürümçi yolcularımı verip bu meselini tuluq teşhirdiğalığını eğitişti. Ben onlardan Kamal'ın tartıp çıkırıp kuyulğalıqını, Nuriye'nin şerge yakın bir nahiyenin otlara mektibide işlevatkalığını anlap bir nece gün gece onlarını hayalimden çıkıralmadım. Asım'ni ve başka balılarını oyludum. Yakınki yıllarda men onlarının hiç kanda xavrini alalmağa idim. Şu yili yazda birge zərbi beriş, üçki karşı duruş yüzüsünün etilgan çoğun yığında yeni bir kısım okutkıcı, nəq əski inqilabçı bulup tartıp çıxırıldı. Bəzleri qolğı ilindi, yeni bəzlerige kalpaq keydirildi. Mene 1965-ci ili sınaqta kaldırış cezası verilgen de 1966-ci ili ət yazda xizmetim əsliğe kəltürlügeldiğini yok çıxırıb, sınaqdan ödəlmügeldiği üçün xizmetin qoğlandı deyip elan qıldı. Bu çağda kiçik oğlum tıxı yeşik toşmağa idi. Qanda qilişimizi bilmək, bir neç ayını dekke dükke içine ötküzdük. Kiyin mektepteki bazı kişilerinin ağızda nahiyenin en cahit, en cephalıq tağlıq yazısığa çürütüldüğalıqım doğrusunda gəb sözler payda buldu. Bu qıtın bizimi cim oldurmuduq. Mesut'un velayetik mağarib idarısında işlediğin bir savağdışının yardımı da mən balılarımını ilip Mesut'un yurtdi Gülcü nahiyesiye Mesut'un ata anısının aldığa yütkülüp vardığan buldu. Mesut hazırca bu yerde işləp durup kiyin pürsünü tipip yütkülüp varmaqçı buldu. Bu nahayeti tevekkülçilik bilen çıkırılgan karar bolsumu, texmo eğir küllerge kalmazlıqım üçün muşyanın başka çarem yok idi. Kançki çet yıraq caylarda kişilerinin nezer dayısı şünçtar, dopsini ekeldise bişini ekildiğalar köp bulgalıqtın, mende hizmettin heydelgen, tövenge çürülgen dilgeller ular üçün eyntayın xevüplik düşmen hesablanatdi. Onlarının bizdeklerge taqabıl duruş usullerimi şunca iptidai, insaniyliktin yiraq bulatdi. Şuna nahiyede şemal çıksa, yezda boran çıxıdu deydiğan gepler bikar emes idi. Şu yeli küzde balılarım ilip, Golcığa qarab yolu çıxdım. Kaşkarga kelgüce xuddi bir kimler kelimdin kilip, kaydırıp ilip getirdiğan dek, dekke dükudun kutulalmadım. Biz düşken abdubuz aksudun ütüp ketkeni kiyin bir dilla yengillep kaldım. Derizden görünüp durgan xılmıxıl mənzirge qarab, 10 yılının aldıda muşu yerlerden ötkice ne kadar hayacallanğalıqım ne? Könümge püken arzu armalarımdan ne kadar güzel işgeligini oyludum. O çağlarda otte kızgılıq bilen aşu yıraqtiki yurtlarga qarab atlanğa idim.
Bugün o yerlerden kaçkanda ketuvatmen. Könlümünün bir yerlerde tartışış mı var? Yerim, balalarımın dadısı aşu yerde kaldı. Biz ter dökken, yaşlık baharımızın beğişliğen mektubimiz mu aşu yerde kaldı. Mən erimdin, balalarım dadısından ayrıldık. Nemişka bunda kışlar yüz berdi. Biz əsli arzuyumuzga yarışa bəxtik yaşışımız, arzularımızı reallıqa aylandırışımız kerek idi o. Neriqi öylərinin işçileri içilgini, Lala bilen Mesud'nun pəs avaza paranlaşqını, çaydandın çay koyup işkin ağlandı. Mesud sırtqa çıxmaqçı bolğan bolsa kerek Lala ərkiligen avazda. Çoğun dada, sırtqa çoğun apam üçümüz birli çıqaylı ço. Nemişka çoğun apam daim balkondalı olturdu, dedi. Çoğun apan öz çıkışını halımaydı. İşkimiz bile hep çıkaylı çoğun dada, makul digine. Yatak uyumunun işi içilip Lala kirip geldi. O perdelerini şart şut karevitte benimga kirip oturdu. Çoğun apa, üçümüz peske çüşüp güllükne ayınıp gireyli. Mağalmışsan çoğun dadam işkimiz seni yoluvalımız. Vay çıraylıqım. Sen bilen billa aylanmam dağan, makul. Mana ayığın bilen ne biz çapnımını tepip bergeç durğun, yüzümünü yuyup çıkay. Ruhi keyfiyat degen acayip nerse. Nevri kızımının ergilep durup toxtumay çoğulda sözleşleri, əslimeler könlümde kaldırgan eğir duygularını bir dilla tarqıtı etdi. Üçümüz işik aldıdaki güllükte uzun yağaç orunduqda oturduk. Baş gözünün çüştün kengi aptıbığa çilişip oturğunumda, terilerimden boş tezip, yürek soğuşumdan biline bilinmez tezleşkeligini his kıldım. İllik, rahat bir sezim bütkül vücudumunu kapladı. Mesud mu şilabisini közge çürvelip, kollarını orunduğunun yülençigige artıp müdavatkandak oturdu. Lale güllükünün kırıda zonzuyup oturup, besleşkenek içilip getken igiz, nazuk, nəpiz çini güllərinin pişkan oruqlarını yığvatıdı. Çina güllərinin nerisi şalağın ətdür güllük, kızıl, seri, qalıran içilgan ətdür güllər Lalaya arka görünüş bulup, onun vücududa yamıravatkan təndasız bir güzellikini gevləndürüp durdu. Güllər həqiqətən güzel, amma bu dünyaya şerin çüş ilkidə təlpünüp durğan 13 yaşlı kızının güzellikidek təndasız və təsirlik emez. Lalanın yili, kupup, yili, igilip, umak levelerin çişlep, kızdırıp, terlep ketken aşı turqi köp özgürüşlik lirik bir naqşını isimge saldı. Onun namını isimge alalmadım. Hatalaşmışsam o çetelinin uyğurca özleştirilgen naqşısı. Bekmu güzel, güzellikidin yürekini titirtilgan muhabbet naqşısı. Lala, güzelliki, təbiliki, pak ve məsumluqidin yürekini titirtidu. Muhabbet onun üçün yiraqdiki bəhmu qova, xeym xətiri köp bir iş. Aldıq güllərdə bir oğul bala onunğa işki qitim telefon qıldı. Hər qitim telefon alğanda onun keyfiyyəti buzulub, naməlum bir ənsizliki çüşüb qalatdı. Yaki üyge sulunu alatdı. O minin qaraşlarımdan ənsərəvat qalıqımni, özge köngül bilvat qalıqımni, onu hər qaçan qoqdaşqa təyyər işgəlligimni düşünətdi. Mən sükut içi de onun eğiz içişini küttüm. Ahri o. Çoğun apa, mən sana bir kepni dey. Ama apam anlap kalmasın, dedi. Hatırcam bol, hiç kim gidemeymen. Emise, kasem içeceğim sen. Kasem içimen. Kara çoğun apa, yukarı yıllıktaki bir eski oğul bala daim kendimge kırvalıdı. Daim öge telefon kılıdı. Apam onu bir kıtım tırlıgan digine. Yıkındım beri o yene. Ondak da sen ço. Mən onun üç. Ama o bek kılın. Mən onunla korkmam. Meninçe sen korkma. Onu adam köprek bir yerge çakırıp, ne məxsdi barlığını, nemişka kendine kırvaldığalığını sonra. Eğer yaman niyetini aşkarlısa, kuramığa yetmegellerini koğdaş kanunu buyuca, münasifetlik orullarga ərz kıldıqalığını et. Eğer silik gep kılsa, öz onun tıxı əmdi 13 yaşqa kirgeldikini, muhabbetli işini oylaşmağalıqını, çıraylıqca bildir.
Lekin, özün yalğız sırtqı çıxma. Mektepke berib kelgüçe dostların bilen billa mağ. Sınıpta ya ki başqa yerlerde yalğız kalma. Özünü özün en yaxşı qoğdayalaysan. Yüreklik hem akıllıq bol qozam. Zörür tipilsa bu işini ata ananğa ya ki muallimine ehsan mı buludu? Bizning muhitimizda en etvarlındığını, şundakla en asan bulğınındığını bir kız balının nam şerifi. En yaxşısı lalanın özge koyup berip işini tiniç hel kılış. Lekin ata ana imkan kadar kızının arkısında buluşu gerek. Lale ata anısının bu işten xəbər tapqınını bilmedi. Ama o hazır xeyli yüreklik bulup qaldı. İlgirgidek telefon cırınlısıla korkup getmeydi. O Mesud işkimiz bilen paranlı işini yaxşı görüdü. Bulup mu mağa köngüldeki gəplerini kılıp berüdü. Bu xil işiniş bək mi kımmetlik? Lale'ye qarab oturup, yeni püşürgan sütünün yüzde payda bolgan qaymaq tək, yengil tatlıq bir uyquğa əsir bolğunumni, köz aldımdiki makan ve zamanın qandaq özgərgəlikini tuymaylı qaldım. Aşu üyümüz, gülzarlı qoru, işik tüydiki bir tüp alma, alma dərxinin arqısı da yerge qarab durgan bir qız. O laladın sel çoğ idi. Arqısın bir tal qılıp egiz boğalgan çiçi mürüsüge yiyilip duraddi. O patbat aşu alma tüyüde payda bulup qaladdi. Aldığa çıxmaqçı bulup mansam qorqqandak tez-tez getip qaladdi. Ana, o yenə alma tüyüde durdu. Uçısı da mektep forması, patbat etrafıga qarab koydu. Qulumunu kütürüp onunğa, Gülbostan, toxtap dur, demekçi buldum. Ama qulumunun hareketidin çüçüp uyğunup gettim. Qolum boşluqda eslip duraddi. İç ağırtış ve qiyalmasıqtın könlüm şunçilik yerim idi ki, uyğunup bunun çüşüm işkeligidin hoşal bulup gettim. Közümünü yumup açıqça ötken küllerinin yerak mənzillerine qaytip, munça küşlük yes duyğuğa əsir bulup ketkinimge hayran edim. Lala deyikçe gül uruqlarını tervatatdi. Mesut mu şubiti ultraddi. Güller arısı da sapsırıq bir kapak hara qoğulda puşup yürettdi. Bir necə kepene qanatlarını cüpləb, gül üstü de çüş görü atatdi. Xiyalim əmdi, çüşümde görgen kızğa getdi. Kızının ismi Gülbostan idi. Öğey ananın qulu çoğun bolğan bu kız sınıfımğa yeni kirgen vaqtlarda bək cimğur yüreksiz idi. Mesut menin sınıfımğa dərs ötüşge başlağandan kiyin onun matematikada alayda ötkürlükini maqtap kirdi. İşkimiz muş kızğa yardım qılaylı deyişdik. Mən onundan köprək dərs sorab, layıqı da maqtab ilhamlandırıp durdum. Bəzi də öyə başlap əkəlsəm, öyə kiripla. Müəllim, mən qılğıda qanda işiniz bar, qılış berək, deydi. İş qılmağın səm zadə onum aytdi. İşkimiz tamaq ətkəş paranlaşatdıq. O öyəy anısının, dadısı və ufqılarının gibini qılıp berətdi. Öğey anısının gepini kılganda, onun közlerde korku şem öşmellik arlaşkan murakkep tuyğu eks etetti. Ama zade dilamaytti. Aile sökbitik bargan çeğimda, mə öğey apısıga onun dərisdiki alaylıgini tunuşturup, onunğa köprək köngül bölüşni. Tapşırıq iştişige şarait yartıp berişni eytdim. Kızınız sizni bək maqtaydı. O sizni öz anısdak yaxşı gördükən, desem. Soğuk çırayda bir dilla külke payda bulup, özünümü onu ne kadar ədvarlab çoğun kılgallıqlarını ağız-ağızıq təkmək sözləb getkəydi. Gülbostan toluqsızda və toluq işkinci yıllık kıça sınıp bu içə aldıq qatarda turup okudu. Onun din ümidim zor idi, ama işkinci yıllıqının ahırdan başlap birdilla özgürüşke başıldı. O bəzi gülleri quyuq qırım qılıp moda qızlardak yasınıp gəlsə, bəzi də neçə həbdələb uççisindeki məktəb formasını çüşürmək, çaşlarını mı tarıma yürətdi. Dəris vaxtıda xaramuş bir xil halətdə oturub, qonguraq çilinişi bilalla sinibdən aldırab çıxıb getətdi. Savaqdaşlarının həmmisi bilən digidək bir qıtımdın cidəlişib çıxqaşqa, heç kimgə gəb qılmaydı. Adəmlər, bulub mu badalarda doğraş xayişi eğir buludu. Abroyluqraq balalardın birərsi ya ki oxutqıçı bir kimini kəmsizsə, balalarının həmmisi digidək onu kəmsizdib arıqalmaydı. Mən onu muhabbətge berilib kətdi də pərəz qıldım. Onun bilen paranlaşmakçı, ailistikler bilen paranlaşıp bakmakçı buldum. Ama nemiş kudur vaqt çıxıralmadım.
Bir qıtım dərs vaxtıda onundan sual sorsam, sualımğa cavab bərməy gözün paqırtıb turubla valdı. İkimiz xeylgicə bir-birimizə qarışıb hürpiyib duruşduq. Sinibdiki qalğan balalarımı cim buluşub getdi. Mən axiri onu əyibləşki başıldım. Onu saq yerim sayıd əyibdidim. Yürüş turışı, girim qırışı, ügün işini, dərisini yadidin çıxırıb etkəligi, baldır muhabbet işinin ziyini. Mən ilgiri heç qanaq bir oquqıcıqa bundaq muamilə qılıb baxmağa idim. Bu qılğınımın cayda bolmağalıqını sezib duraddim. Bir neç küngüçə özümü pərişan bulub yürüdüm. Pərizimdikidək əyibləşlerinin heç qanaq paydis bolmadı. Gülbostan texmu sırlıqlaşıb, bizdən texmu yıraqlaşıb getdi və axiri heç kim kütülməgən bir işini qıldı. Dəryağa özün taşlab ülüb aldı. Bu iş oxutqışlıq hayatımdaki yuyulmaz bir dağ. Untulğısız bir payca bulup qaldı. Mən bir oxutqıcı bolğunum bilən oxuqıcımın qalbini düşünəlmədim. O məni köp qıttım izləb gəldi, əmma ümitsizini qaytıb getdi. O ülümü bilən mağa içinişlik bir sual taşlab getdi. Əgər mən onu düşünüşke, onun işəncisini qolğa kəltürüşke tırışqan bolsam, o aqvət qandaq bolar idi. Köp ötmək güllükdə nəvrlərin yetiləşkən qoşlarımı payda buluşdi. Onlar yəslidin ilib çıxan nəvrlərini birdəm oyunu vilişqa quyub berib, öz ara paranğa çüşüb getişdi. Güllükdə oynab yürgən balalar toxtumay çoğuldışı paransılışaddı. Əmma onların heç qaysı ana tülünü bilməkdi. Qarmaqqa onlar nahayti bəxtikdə körünəddi. Ata ana, boğa momalarının çıraydımı məmnunluq çıxıb duraddı. Bu balalar keşkicə xiyalımdan çıxmadı. Biz çoğlarğu haman ölüb gittimiz. Bizdən atı boğulardan qalğan mədəniyetimiz, til yezikimiz, tariximiz mana muşularğa qaludu. İçimdə bir buruqdurmacılıq saxlanıb qaldı. Məsud köz əynəkni taqab oldurub, yıqındın boyan kündə keşdə görvatqan köp qısımlıq televiziya filmini görvatıdı. Lale, Aslını bilən bir pəs oynab yerib qalıb olğay, baldurla uxlab qaldı. Mamu sırqırab ağırvatqan putumni sörəb, karutumğa çıxıb aldım. Derizdən salqın şamal kirib duraddı. Yumşaq orunda putqulumni sozub, yetib, kündüzü güllük tükürgən balalarını, laləni, başqa nəvrlərimni oyludum. Xiyalim nəvrlərimdən balalarımğa, balalarımnın kiçik vaqtları kətdi. Balalarımın yasida tərbiyə alıdığan yılları Qolcının aşu çət yezisinde ötkəydi. Yezinin pakar-pakar öyleri, davamlı qılın qarğa kömülüb durğan etiz dalıları, yıraq-yıraqlarğa sozulğan edirlikleri yelimu göz aldımda. Şunda qılıb, bu qıtımlı oxşimiz bu yergeci boldi, davamini kilə qıtım oxuyumuz, xeyr-xoş Allah qamanet.